Evet, geçelim artık. Evet, Aral Games sponsorluğundaki ESWC uluslararası bir turnuva 3. raundunda çeyrek final maçında Flash Jedi ile Uli King arasında bir TVZ izleyeceğiz. Haritanın sol alt köşesinde başlıyor maça Terran oyuncumuz Flash Jedi ve kırmızı Zerg oyuncumuz Uli King de haritanın sağ üst tarafında başlıyor maça. Yine Shakuras Plateau oldukça makro oyunlara elverişli bir harita olarak her zaman söylüyoruz bunu. Ve genelde burada çok kısa maçlar izlemiyoruz, değil mi Hüseyin Hocam? Evet, genelde çok kısa maçlar izlemiyoruz. Eğer hani bir prop gelip de barakanızı rahatsız etmiyorsa genelde daha uzun maçlar. Evet, bugün gerçekten StarCraft Türkiye tarihinde bir ilke imza attık değil mi yayınlarımızda? Bir ilginç bir maçtı. İzlemeyen arkadaşlar mutlaka Sleep Berserkçi mücadelesini şöyle bir gözden geçirmeli. Bence top 10'e girer değil mi Hüseyin Hocam? Yani tabii gireceği alana bağlı, hani şaşırtacak ve güldürecek Gerçekten oyunlar anlamına bağlı. eğlenceli bir oyundu diyelim. Evet, kesinlikle eğlenceli bir oyun. Bakıyoruz Flash Jelly şu anda barakasını Beyzinin üstünün altına atıyor. İlginç bir tercih. Belki de hızlı bir şekilde bu rampayı kapatıp hızlı bir ikinci üs kurmayı düşünebilir. Baktığımız zaman Uli King ise şu ana kadar henüz bir pull atmış değil, bir gaz atmış değil ve büyük ihtimalle Yedekte bir önden hatch attığı bir açılış izleyeceğiz ondan. zamanlaması çok iyiydi bu arada. 300 mineral olacağı gibi bir zamanlamayla işçisini gönderdi. Bir taraftan da mikrosuna dikkat ettim de işçilerine minerallere gönderirken bile zamanlamaya dikkat ediyor. Mesela hani her minerale bir işçi yerine özellikle bazı işçileri bazı minerallerde tutup oradan iki işçinin çalışmasını falan sağlıyordu. Evet, bu gerçekten Güzel bir özellikle hesaplar dönüyor yani burada. yakın minerallere çalışmasını zorlarsanız işçileriniz burada iki kişi çalışabiliyor ve görece olarak birazcık daha hızlı mineral kazanabiliyorsunuz. Fakat bir yandan da oyuna baktığımızda Flash'lerinin iki tane baraka ile açılış yaptığını görüyoruz. Bu da bir bunker push doğurabilir. Evet. İki işçi önden gitti. Arkadan iki işçi ve bir marine daha gidiyor. Şu Burada an gördü. İki işçi gördükten sonra olacakları, başına gelecekleri tahmin ediyor olmalı. ne kadar prob çekeceği çok önemli. Şu anda 4 probla Flash'lerinin işçisini hapsetmeye Daha küçük çalışıyor. çekmeli. Daha küçük çekmeli. Oo, evet, iki tane buraya bunker attı. Üçüncüyü de atsa bu problem Abi müdahale bunker edemeden. kayıp etti şu an. Evet, İki işçisini problara kaybediyor. kaybetti. Bir işçisini kaybetti. Evet, burada Birbirine giriyor şu an. Şu birazcık daha saniye. iyi mikrolaması gerekiyor bu işçilerini. Evet, Uli bakıyorum. King'in de Flash Jenin de şu anda evet Zerglingleri Bakalım neler çıktı. olacak. Zerglingler, evet şu an Zerglingler iyi derecede çıktı. Buradan artık bir bunker rush yapması oldukça zor. O bunkerlar da düşecek, mariner de düşecek. Şu bunkerlarını çok iyi yerleştiremedik gibi. Ne diyorsun? Aslında fikir çok güzeldi. Yapmaya çalıştığı şey buraya adeta bir duvar örmekti bunkerlarla ve Uli King'in ünitelerini bunun dışında bırakarak bu yaptığı bunkerların veya yapılma aşamasındaki bunkerların arkasından marinlerle vurmayı düşündü. Güzel bir düşünceydi fakat iyi uygulayamadı ve şu anda çok ciddi miktarda Zergling üstüne doğru ilerliyor. 4 adet marini var. Ne diyorsun Hüseyin hocam? Tehlikeli bir durum oluşturur mu? Şu anda 8 adet Zergling görüyoruz. 4 adet marine İyi karşı. mikro gol getirir burada ki yaptı o. Evet. Çünkü speed olmuş değil. Production da bile değil. O yüzden Zörgün şu an yani bir avantaj ele geçirmesi çok mümkün görünmüyor. Ve Command Center'da yaralanmış durumda. İşçi sayısına bakalım. 23'e 13. Oh. Evet. Evet, kayıba baktığımızda şu anda 525 minerali 200'lük bir durum söz konusu. Dolayısıyla Zerg oyuncusunun bu şekilde üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz. Birazcık all-in tarzı bir saldırı yaptığını
yani o kadar komite, o kadar fazla üstüne düşünce bu saldırının çok sayıda bunker atacak, çok sayıda işçi çekecek kadar en azından buradan bir sonuç alması gerekiyordu Flash Şu an Jelly'nin. 7 marin ilerliyor. Arkadan 2 marin daha geliyor. Devam ediyor Flash Jelly. Vazgeçmiş değil. Bir spank roller yok ortada. Zerglinglerin speed'i yok. Bu marinler can yakacak. Evet, en azından birazcık daha kendi lehine çevirebilmesi oyunu çok önemli olur. Buradaki Queen'i avlayabilirse, bu minerallerin arasına girse çok etkili saldırabilir burada. Çok da sıkıştırmaması lazım kendini. Derken çok fazla sıkıştı bile. Evet, Zerglingler ve bu arada dikkat ettim mi bilmiyorum, iki Zergling Queen'i dövüyordu. Neredeyse Queen'i düşmek üzereydi. Bu çok dramatik bir hata olurdu Uli King için. Neyse ki buna devam etmiyor ve bir şekilde Queen'i sağ çıkıyor bu durumdan. Şu anda baktığımız zaman 33 işçiye 18 işçilik bir üstünlüğü var Zerg oyuncusunun. Ordulara baktığımızda da durum tamamen Zerg lehine gözüküyor. Teran oyuncumuz Flash'in şu an sadece 4 tane Marine'i var. Buna karşılık Uli King'de de 11 tane Zergling var. Dolayısıyla harita hakimiyetini büyük ölçüde almış durumda Uli King ve kısa vadede Teran oyuncusunun ciddi bir baskı kuramayacağını bildiği için hızlı bir şekilde 3. üssünü alıyor. Şimdi 3. üstten ziyade burada hani Teran oyuncusunun kapandığını ve geride olduğunu biliyor. 3 barakayı da gördüm. Ve herhangi bir addon da yok bunlar. Yani bir tek lap yok. Çıkabileceği tek ünite var, o da Marine. Bu durumda Lair'e de gidiyorken hazır. Lane'lik nest atmak yerine bir Roach Warren atıp bir de Nidus Network'te bunu süsleyip dönüştürebilirdi aslında. Çünkü hani ön tarafı iyi kapattı ama arka tarafta yerler esiyor. Oraya çıkaracağı bir Nidus Network, Roach'larla çıkaracağı bir Nidus Network oyunu direkt getirebilirdi. Öte yandan Flash Jelly de kısıtlı sayıdaki Marine ile birlikte oldukça cesur bir şekilde haritada şu anda dolaşmakta. Bu çok riskli bir durum çünkü Marine'lerin de hiçbir upgrade'i yok. Yani ne kalkan upgrade'i ne de steam upgrade'ine başlanmış bile değil. Yeterli sayıda Zergling bunların etrafını sararsa çok etkili olacaktır. Ki şu anki gibi. Aynen şurada gördüğümüz gibi bütün Marine'lerini kaybediyor Flash Jelly. Ve şu anda Uli King'in 3. üssünü tehdit edebilecek hiçbir unsur yok savaş alanında. Baktığımız zaman arkada tank basmaya başladığını görüyoruz Flash Jelly'nin ve bir Medivac ürettiğini görüyoruz. Belki yakın vadede bir Marine indirmesi izleyebiliriz, değil mi Hüseyin hocam? Artık zarar vermesi gerekiyor çünkü oldukça geride. Bunun da farkında. Elini biraz çabuk tutmaya çalışıyor. Tanklarla savunmayı yapıp belki de droplarla o kaybettiği ivmeyi geri kazanmak isteyecek. Burada tabii Zerg oyuncusu yayıldığı zaman o yayıldığı base'leri de iyi tutması gerekiyor. Bu anlamda harita kontrolü çok çok kritik ki bir Overseer şu an information al, yani bilgi almaya gitti ve Drop'u görmesi tabii çok önemli oldu. Hızlı bir şekilde bu üçüncü üstünü beslemesi lazım. Buraya birazcık asker çekmesi lazım. Çünkü bu drop büyük ihtimalle bu Medivac izleyeceği rota 3. üstün üzerinden geçecektir derken Zerglinglerin geldiğini görüyoruz. Belki bir Spine Crawler atabilirdi bunu aşamada bu bölgeye. Böyle bir şey yapmadı henüz. Hazır nesli varken Banling de yapabilirdi. Onu da tercih etmedi. Bu arada üretimde 3 adet Munta görüyoruz. Pardon, üretimde derken savaş alanında. Aynı zamanda üretimde de 3 adet Munta daha var. Toplam 6 tane Muntası olacak. Ancak şu anda böyle bir saldırıyı savuşturmaya yeterli ünitesi yok Uli King'in. Sadece Zerglingler Medivac ile birlikte Marinlere karşı ne kadar etkili olacak? Bunu izliyoruz şu anda. Çok da fazla şansını zorlamadan kaçmayı uygun görüyor Uli King. Şu anda diğer üstüne doğru gidecek. Pardon, Flash Jelly. Uli King'in diğer üstüne doğru gidecek ama Mutalar şu anda savaş alanında ve Mutalar bu dropship'in fazla hayatta kalmasına izin vermeyecektir. Dolayısıyla ne yapacaksa hızlı bir şekilde yapması gerekiyor Flash Jelly'nin. Evet, şu anda Steam'i de bastı. Verebileceği hasarı vermeye çalışıyor. Bütün askerlerini buraya çekiyor Uli King. Ve bu arada 4. üssünü de aldığını görüyoruz tam bu esnada.
sonunda savuşturuyor Flash Jelly'nin bu saldırısını. Flash Jelly arkada bir miktar daha Marine yüklemeye devam ediyor Medivac'lere. Bir drop daha deneyecek. Bakalım ne kadar başarılı olabilecek ama Flash Jelly'nin seçenekleri giderek azalıyor değil mi Hüseyin Hocam? Flash Jelly'nin yapabileceği aslında yani çok fazla bir seçenek yok. Doğru bir strateji izliyor şu an. Yani bir şekilde o yemeği kazanması gerekiyor ama bir yandan da şu anda mutalar aslında hemen çok yakınından geçti Medivac ama bunu görmediler. Yavaş yavaş ofansif olmaya başlayacak gibi gözüküyor Zerg oyuncusu. Bu esnada tabi drop da kendi üstüne geldi. Bakalım bu da ne kadar hızlı reaksiyon, ne kadar hızlı tepki gösterebilecek. Drop görmedi bile. Şimdi Marine'ler indi. Yayılıyorlar iyice Zerg'ün base'ine. Zerglingler tabi hızlı bir şekilde geldi. Mikrolamaya çalışıyor ama yani mikronun da işlemeyeceği anlar var. Bu da o anlardan biri. Evet, Banninglerin de savaş alanına çıktığını görüyoruz ve açıkçası mutalar bittikten sonra yapılan bu tarz indirmeler çok da fazla etkili olmuyor. Çünkü Medivac'leri çok büyük bir hızla kesiyor mutalar. Özellikle Zerg oyuncuları tabi overlordlarını da savaş alanına güzel bir şekilde yaydıktan sonra çok ciddi bir harita kontrolüne sahip oluyorlar değil mi Hüseyin Hocam? Bu anlamda evet, oyunun ilk başlarında her ne kadar yayıp yani kullanması kolay olsa da ileride bu tabi geri dönüşü daha zor. Oo, bu arada çok fazla sayıda muta şu anda oluşmakta olan Planetary Fortress'e doğru saldırıyor. Marine'ler büyük bir hızla buraya müdahale etti ve bir tane mutasını kaybediyor Leaking. Tabi mutalar gerçekten pahalı üniteler, bunları bu şekilde kaybetmek istemezsiniz. Şu anda bütün askerlerini üstüne doğru saldı. O an işte Engin. Oo. Girmedi bile. Şu an hemen yukarıda Tyrann'ın, Flash Jelly'nin bir ordusu var. İşçileriyle marinlerini bir arada tuttu ama tanklarını kurdu. Bunlar çok etkili olacaktır. Banningler marinlerle buluşabilecek mi? Şu an buna bakıyoruz. Marinlere ulaşamadılar fakat çok fazla sayıda mutasıyla hızlı bir şekilde tüketti tankları. Şu an sadece mutalarıyla bile girse o marine ordusunu avlayabilir. Ama bundan çekiniyor gibi görünüyor. Şu an girmesi gerekiyor. Oo, ve şu anda Banningler ilerliyor marinlere doğru. Temas kurmaları halinde çok büyük bir dehşet saçacakları tartışmasız. Hiçbir askeri kalmadı şu anda Ulikik'in. Çok az sayıda üretimden çıkan marinleriyle mutalara karşı saldırmaya çalışıyor. Ama arkadan Zerglingler akın akın geliyor ve Good Game'i görüyoruz. Evet Hüseyin Hocam. Evet, yine diğer maçlarda olduğu gibi yine bir büyük haritada erken tuş hatası ya da belki de şanssızlığı diyelim. Daha iyi kurabilse bunkerları oyunu getirebilirdi. Tabii de bir şekilde mikrolanamadı. Belki yeri iyi ayarlanamadı. Belki mikroda yeterli kalite olmadı. Tabii o ilk kayıptan sonra toparlanması diğer oyunlarda olduğu gibi olmadı. Evet, bu şekilde seride 1-0 öne geçiyor Uli King. Bakalım serinin ikinci maçında ne olacak? Bunu da geçerse yarı finale yükselecek Uli King. Flash Jelly eminim tutunmak için elinden geleni yapacaktır. Evet. ESWC'de çeyrek finalde ikinci maçta sizlerle